19 Şubat 2001 Cumhurbaşkanı Sezer'in MGK'yı arenaya çevirmesi. Derecede üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçirmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bürokratların önünde hükümeti yolsuzluklarla mücadeleyi engellemekle itham etmişti. Devreye giren Hüsamettin Özkan Sezer'e "Seni halk seçmedi, koalisyon ortakları buraya getirdi. Başbakanla bu üslupla konuşamazsın nankör" diyerek anayasa kitapçığını Cumhurbaşkanı Sezer'e doğru atmıştı. Ecevit 10 dakika süren MGK toplantısından sonra kameraların karşısına geçip öfkeden titreyerek yaptığı "Bugün son derece üzücü bir olay oldu. MGK toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Cumhurbaşkanı söz alarak son derece terbiye dışı şekilde ağır ithamlarda bulundu" demişti. Başbakan Ecevit müteakiben bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'nın MGK'yı bir arenaya çevirdiğini açıkladı. Açıklamayla birlikte piyasalar altüst oldu, borsa çöktü, faizler %760'a fırladı. 7.6 milyar dolar yabancı yatırım ülkeyi terk etti. Enflasyon %150'yi buldu. 1 milyona yakın çalışan işsiz kaldı. Dış borç bir anda 42 katrilyon arttı. Meşhur MGK krizi tarihe Kara Çarşamba olarak geçti. Cumhuriyet tarihinin bu önemli krizi binlerce kişinin işsiz kalmasına, binlerce iş yerinin kapanmasına vesile oldu.